Evet, 24 Temmuz 2018 ve burası Edirne Enes ilçemizdeyiz. Karaincir köyünün tarım arazilerinin bulunduğu bölgedeyiz. Ve 100 dekarlık tarım arazisi işleten, üreten Sayın Hüsnü Dilcan Beyefendinin biber tarlasındayız. Hüsnü Beyciğim, her tarafı gezdik şu anda. Şöyle bir tarla gösterelim. İşte tarlamız şöyle, evet. Şöyle gösterin bakalım. Biberlerimizde geçmiş yıllara göre farklıdır efendim. Burası rekor gelişim toprak düzenleyici kullanılan bir arazi. Böyle sıra sıra cins cins gösterelim. Buyurun. Ekim zamanı ne zaman bunun? Bunu biz 5 Mayıs'ta ektik. 5 Mayıs'ta ektiniz. Nedir efendim? Yani yıllara göre farkımız nedir? İstanbul başkalarına göre farkımız nedir? Ha. Kıvırcık İstanbul sivrisi bu. Evet. Kıvırcık. Güzel, o kadar büyümüş ki Charleston'a benzemiş yani. Alalım bir Charleston, getirin bakalım hakikaten öyle olmuş mu? Evet. Evet. Yani normal bu da rekor gelişimli olduğu için. Asıl rekor gelişimsiz olsaydı. Bu aynen. Büyümüş. Bu da büyüdüğü için. Gelişmiş. Ama başkalarının Charleston'una benzemiş oluyor haliyle. Evet. Ne baksana abi, yıkılıyor. Ne var geçmiş yıllara göre? Kaç yıldır bu işlerle uğraşıyorsunuz? Ben 20 yıldır bahçıvanlık yapıyorum. Evet. Sebze üretip satıyorsunuz. Evet. Böyle verim hiç görmedim. Gösterelim lütfen. Şu acı biberde. Evet. Şu döküme baksana abi. Görüyorsunuz, evet. Bir kiloya yakın. Devam edelim. Bir kiloya yakın bir köfte çıkıyor. Bir dekarda kaç kökünüz var peki? Bir dekarda 1500 kök falan var. Her toplamada mı bir kilo çıkıyor? Bir kökten. Hemen hemen yakın. Ha, yakın. Her toplamada. En son ne zaman topladınız burayı? Dün. Şu arayı toplamadık. Dün. Yetmedi oraya kadar. Ha. Şu aşağısını topladık. Gösterelim. Daha dün burası toplanmadıysa, evet. Buyurun. Burasını toplamadık. Yarın toplayacağız. Aşağısını topladık. Tamam, gösterelim. Şunları gösterelim. Bakın hepsi aynı. Hepsi aynı. Gösterelim şöyle. Bunu yarın toplayacağız. Yani biberden yaprak gözükmüyor şu anda, o kadar. Aynı. Hayret, aynen. İlginç. Yani şu bir şöyle gösterelim. Bunlar bakalım. İnce olduğuna biraz taşıyor kendilerini. Evet. Şurada kalın kapya biberler var. Onların evet. Birçoğu taşıyamıyor, yan yatıyor. Yan yatıyor, o kadar. Ya yani o kadar yüksek diyorsunuz. Gelin gösterelim, buyurun. Dolmalık öyle. Dolmalık öyle. Her hepsi öyle. Eşim, gösterelim. Eşim topluyor dolmalığı, bıktı toplamaya. Of diyor yani. Ama peki işçilik anlamında kolaylığı ne bu şekilde olduğunda? Temiz, çıkma yok. Nasıl durum? Evet, daha çok daha kolay. Arıza yok yani. Yani evet. Kolay toplanıyor. Tık 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 ha. Gösterelim şu kapılarımızı. Evet. Yan yatmış, yıkılmış vaziyette. Şu anda fil kulağı bu. Evet. Yatmış. Kaldıralım bakayım şöyle. Yani evet, bayağı bir hakikaten ağırlıktan, etten dolayı. Yo, gösterelim şu diğerlerini, gösterelim şöyle bir. Diğerlerine de. Evet. Şöyle bakıyorsunuz. Peki bu, rekor gelişim. Açın gösterin şöyle. Açın gösterin şöyle ha. Şöyle. Hı. Biber'e bak. Evet. Peki sulamayla ilgili konuda ha, fil kulağı gene. Kopartın. Etini bir keselim bıçakla şöyle. Et durumu nedir? Bir bıçak. Ha, orada kaldı. Kopartalım o zaman efendim şöyle. Biber kalitesinin malum satıcısınız aynı zamanda. Yani kaliteli biber nasıl olur? 45 numara pabuç kadar abi. 45 numara, aynen. Aynen, 45 numara pabuç gibi. Görüyorsunuz. 3 tanesi bir kilo gelecek mi? 3 tanesi bir kilo geliyor. Sana et kalın. Evet. Yarım santime yakın. Evet. Yarım santim, evet. Suyla alakalı konuyu bir konuşalım. Karıklardan suluyorsunuz bakın. Şu karıklarla karıklardan hiç damlama yok, karık yapıyorsunuz ha? Karık. Hı. Karık sulama yapıyoruz. Hiçbir evet. Sefer taşma olmadı. Eskiden ne yapardı? Eskiden taşardık yani. Gösterelim şu verimleri. Taştığı zaman ne olur efendim? Şu biber'e baksana. Kaldırın gibi biberleri şöyle, sizin bir gösterelim şöyle. Şöyle güzel ha. Ha. Taştığı zaman ne yapardı? Taştığı zaman bunu su emmediği zaman yüzeyde sürütürdü. Çamur yapardı. Ha. Ot. Yüzeylere ot gelirdi diyorsunuz evet. Ha. Gelelim, devam edelim. Başka çeşit biberlere bakalım şöyle. Başka hangi çeşitleri görmedik? Başka fasulyeler var burada ama onları yeni topladık. Onlara verdik mi? Verdik. Şuraya kadar, tamam. Fasulyeye kadar verdik. Gelelim. Fasulyeye kadar verdiniz ha. Evet. Barbunya'ya verdik. Yeni topladık. Barbunyalar da nasıldı? 2 karıktan 50 kilo çıktı. Topladık. Yani kaç dekar oluyor karık dediniz? Dekarlığın heh. Onda biri. Yani 100 metrekare. 100 metrekare falan burası. Kaç, ne kadar çıktı dediniz? 50 kilo. Bir toplamada 50 kilo çıktı. Bir toplamada 50 kilo çıkıyor. Sık döküyor bu arada. Sık. Fasulye de böyle. Evet. 2 gece önce topladık bunları. Evet. Toplanmış hali. Aha. Yani yarın veya öbür gün gene toplanacak. Evet. 2 gece önce bıktık eşimle, saat 9'a kadar topladık. Yani beklemediğiniz bir verimi görüyorsunuz. Sinekler yedi bitirdi bizi saat 9'a peki, kadar. Peki Hüsnü Bey, yani 2018 yılı böyle verim artırıcı bir yıl mı acaba? Yani aşırı böyle verim sağlayan bir yıl mı yani? Bak, bu toplandı 2 gün önce. 2 gün önce toplandı. Yarın toplayacağız. Gene dökün bakın, açın göstereyim de biraz açın detaylı göstereyim şöyle. 2 gün önce toplanan fasulye böyle. Peki İki karıktan biberlerin ticari anlamda kalitesi nasıl?
Malum siz kendiniz satıyorsunuz. İnsanlar ne diyor mesela genel olarak? Çok güzel gösterişli. Çok güzel gösterişli. Parlak. 10 tane sebzeci var yaylada, pazarda. En birinci fix benim biber. Diyor. Anladım. Şöyle yapalım. Buyurun gelin. Şimdi şarjımız da az kaldı kamerada. Her an bitebilir. Biterse de herkese şimdiden. Şöyle geldi. Heh. Buraya kadar geldi. Heh. Domatese de biraz geldi. Attım. Bir kısmına geldi diyorsunuz. Buraya kadar attım. Evet. İşte domates yeni. Evet. Domatesi de al bakalım. Domates dolu üzerinde. Yani üzerinde dolu. Yıkılıyor. Evet. Domatesin... Evet. Oradan öteye biraz gelmedi. Buraya kadar attık evet. Şimdi burayı. Evet. Oradan öteye olanlarda şey var. Bakın. Dip çürüklüğü var. Dip çürüklüğü, kök çürmesi var diyorsunuz. Var. Bakın evet. Evet, kök çürmesi olmuş o taraflarda görüyoruz. Ha, o gösterelim bir dakika şöyle. Ha. Biraz daha ebat düşük zaten. Köklenme bakın. Tamam, ben size şöyle söyleyeyim. Gelin şöyle. Bakın şu atılan sıra domateste. Bakın. Şu atılan sıra diyorsunuz. Böyle. Atılan, atılmayanlar. Atılmayanlar da şöyle biraz daha bakın. Hemen şuradan başlamış yaprak bozukluğu. Daha dar bir yaprak. Aynı az önce kabakta olduğu gibi. Kabaklar erken geçmiş ve tünel daha dar. Burada tüneli geçmiş. Yani burada tünel dağılmış iyice. Bakın şu atılan yer. O kadar büyümüş ki karlıktan evet. Taşmış. Karlıktan taşmış yani. Bakalım domatesleri görelim yakından. Evet. Bir kopartalım domates şöyle. Bir buzlanma var mı bakalım bir. Karpuzda bir kırın olan, isterseniz. Ha. Karpuzda olan olay bunda da var. Nedir bundaki olay? Bu yüksel 67 diye bir çeşit. Yüksel 67 evet. Aslında küçük olur bu domates. Evet. Ne kadar ebatı küçük olur derken? Yani en büyüğü bu kadar olur normalde olur mu? Bu kaç santim şu anda? Çapı sizce? Çapı kaçtır? Yani bana göre 10'a yakın 7-8 santim. 7-8 santim var evet. Var o şekilde. Bu küçüğünü kopardım ben. Evet. Ha bu da ne diyor peki tohum firması? Tohum firması yazıyor ki bunda en fazla 350 gram olur. Benimki 600'e yakın oldu. Oldu bir diyorsun. Tanesi. Evet. Bir tanesi. Tohum firmalarını o zaman söylüyoruz yani. Rekor gelişimi kullandıktan sonra söyleyin gerçek değerleri. Evet. Şimdi bakın ben şu tüneli gösteriyorum Üstün Beyciğim. Şu tünel şu tüneli bir avuçlar mısınız bakın genişliğini? Ben sizden ricam bu tünelin hayır, şu bacağınızı şöyle geçirin. Genişliğini bir ölçmek istiyorum. Ha. Anladın mı? Ha. 1.40 arası. Şimdi bakın şöyle ayağınızı biraz daha şöyle ha. Gel bu tünele gel. Hemen bu tünele gel. Ki bu tünelde bir kısmı fayda sağlar oradan yani. Daha dar. Daha dar yani. Ki şu tüneller daha dar bakın. Orada o faydayı sağlıyor çünkü. Arada kavuşmalar yok. İki kökün arasında bakın görüyorsunuz şey yok yani. Hani bir bağlantı yok. Aralarda görüyor musunuz? Yok yok. Aralarda şeyler var. Bakın boş atılmayan burası. Şuralar falan boşluk yani. Hani bir bağlantı yok yani. Daha küçük kökenler. Bakın gelin böyle. Bakın devam edin. Bakın devam edin. Ha. O sakatlık burada var. Ha, sakatlık çürümeler daha fazla devam ediyor. Görüyorsunuz. Ha. Atılmayan yer burası. Ve evet gösterin. Siz tabii profesyonel terim yapıyorsunuz. İlaçlarını doğru saatte veriyorsunuz. Bakımını bunları, doğru saatte. Bunları atmadım. Ha. Bu atılmayan bölge. Hı. Atılan bölgede ise sağlık evet. Saat çok son derece yüksek yani. Aynen. Bakın her tarafta böyle. Atılmayan bakın gelin böyle. Ha işte bak. Alın. Yani. Hani verim zaten fazla. İrlik daha fazla ama gördüğünüz gibi. Evet. Ha bu cins başka herhalde bu şu an. Şu cins başka. Bu köyde bu cins aynı az önceki. Ha. Bu cins aynı. Bu cins az önceki cinsle aynı. Gelelim böyle. Bakın atılmayan sıra ve hastalık oranı daha yüksek. Evet. Atılmayan bölgede. Ama atılan bölgeye geldiğimizde hastalık falan yok. Yok. Bunun en büyük sebebi kök sağlıklı. Gelelim bakın buyurun. Gösterin ürünlerin kalitesini. Bir de sağlıklı. Üstü yıkılıyor. Üstü yıkılıyor. Daha çiçek var daha yapacak. Sürüyor devam ediyor. İkinci döl ekmeğe tekrar geçe domates ekmeğe gerek yok. Bu zaten evet. Yapacak. Ölüp gitmeyecek öbürler gibi. Aynen domates evet. Ya yıl gene domatescilik açısından da çok iyi değil. Hani çok yıl iyi. Malum en kolay domates bozuluyor ama yine de siz canlı canlı burada farkını görüyorsunuz yani. Evet. Gösterin lütfen. Şu bak. Şu domatese baksana. Gösterin gösterin. Ha. Bir teneke var bir kökte. Bir teneke bir kökte. Ya şunu bir çekeyim ben güzel. Şöyle bakın. Şu üç. Daha göremiyoruz. Yapraktan üç gözükmüyor. Kök, üç kök topla bir kasa. Bunun hangi kök olduğu belli olmuyor ki baksana. Bu kök. Bu. Yani kökler birleşmiş. Tek bir kök gibi olmuş baksana. Evet. Yani şu an tünel. Yani arada boşluk yok yani. Arası 90 santim. Ama birleşmiş bakın. Ben geliyorum böyle. Arada hiçbir boşluk yok. Hiç. Ama buraya bakıyorsunuz. Bakın şu diğer atılma yerleri. Araları boş bakın. Evet. Araları boş. Evet. Gördüğünüz gibi yılla alakalı olmadığını, anında sonucun atılan yerlerde farklı olduğunu kötü, gördük haliyle. Yıl kötü, iklim kötü. Evet. Baştan çok serin gitti, soğuk gitti. Evet. İki gelişemedi. Sonradan da bir yakıcı sıcak. Başladı. Evet. Yıl yani, böyle gitti. 2018 böyle gitti. Tavsiye ediyor musunuz dostlarınıza? Hatta ilk başta çok yağış olduğu için kışın toprak tava gelmedi çabuk. Evet. Biraz ağara sürdük. Hı-hı. Ağara ektik. Çabuk gelişmediler bu taraf o yüzden gelişmedi.
burası daha iyi gelişti. 20 yıllık üreticisiniz. Evet. Hayatınızda diyorsunuz ki böyle bir yıl yaşamadık. Çok güzel bir tarımsal üretim yaşadın, evet, diyorsunuz. Evet, evet. Olmayan zor yılda kaliteyi aldınız. Yani. Tavsiye ediyor musunuz rekor geçim toprak düzenleyici? Tavsiye ederim, çok. Peki başka nelerde kullanacaksınız? Yonca'da, ilk başta Yonca'da kullandım. Orada da kısa bir yere denediniz. Seneye bırakmayacağım ya. Ha. Seneye bırakmayacağım. Hemen şimdi atacaksınız oraya. 3 dönüm yerim var. Ben bu sezon geçti, seneye alırım artık, atarım. Kışın, bahara doğru atarım diye düşünüyordum ama... Yo, hemen atabilirsiniz Yonca, evet, için. Ama biçtiniz, atın geçin. Evet, evet. Ondan sonra ayçiçek tarlası var, üretiyorsunuz. Ayçiçekte atabilirim, o bu sene geçti. Tabii o geçti artık, bu sene zaten olmaz haliyle. Ondan sonra başka nerede şey yapıyorsun? Bakın buraların en büyük sorunu su. Mısır. Bakın buraların en büyük sorunu su, biliyorsunuz. Ayçiçek tarlaları sulanmıyor gördüğüm kadarıyla. Seneye burada mısır, heh, olacak burada. Evet. Mısırda da kesin farkı olacak. Zaten oluşur tabii ama yarısı, şunu söyleyeyim ben size. Ayçiçek tarlaları sulanıyor mu burada? Sulanmıyor. Ya, rekor gelişim toprak nemini en iyi kuruyor. Az önce gördünüz işte suyun yayılmamasından bahsettik. Yani suyu, evet, emildiği için, su toprak tarafından emildiği için, aşağı bölgede yayıldığı için yağan yağmuru, kış yağmurlarını toprağa katabiliyor. Evet. O yüzden de özellikle ayçiçek tarlalarında sulanmayan bölgelerde çok ciddi manada bir rahatlık sağlarsınız. Bakın yıllar artık öyle şey gitmiyor yani. Çok daha kötü gidebiliyor. Az önce Elez'de başka bir buğday üreticimiz dedi ki, herkes dedi 200 kilo kaldırdı buğdayı, ben 350 kilo aldım dedi. Yani yıl kötü olmasına rağmen şeklinde. O yüzden bu suyla alakalı konu bu şekilde. Buğdayda verim düşük. Ürün, ayçiçekleri biraz daha iyi, yağmur çarptı bir iki. Ürün iki yılda bir kullanıldığı için, iki yılda yani rahatlıkla dolayısıyla maliyetini çıkartıyor fazlasıyla. Siz zaten burada 100 katını zaten çıkarttınız. Karpuzda, biberde kesin aldım ben. Domateste alıştı. Domateste aldım, belli. Domatesin fiyatı kaç para? Şu anda 3 liraya satıyoruz. Aa, domates. Şuradaki kaldırdığınız domates, şuradaki 3 karın bedelini çıkartmış yani. Bir karık çıkardı zaten. Biberin peki barası kaç para? Biber 4 lira, 3 lira. Yani o da gayet başarılı. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Benim unuttuğum, söylemeyi unuttuğum şey varsa söyleyin tabii. Bunu unutabilirim yani. Hani. Çok güzel, çok verimli. Toprak çapalaması olsun. Evet. Toprak işlemesi olsun. Ot yolarken, basarken otun... kollarımız kopardı. Evet. Bu sene tık 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 çapaladık. Gevşek toprak. Hiç gevşek toprak. Rahatlıkla. Aynen. Evet. Geçen sene bu taşı kazıyorduk sanki. Evet, televizyonları izleyerek, bu çekimleri izleyerek aldınız, gördünüz. Evet. Sizleri de izleyerek. Peki videolardan ben, evet, öğrendim. Denemek istedim. Canlı canlı peki videoları nasıl çekiyormuşuz? Olduğu gibi çekiyoruz muymuşuz? Olduğu gibi, aynen. Hiç size? Hiç. Ya işte Üstünü Bey bak, yanlış söylüyorsun. Bunu da fazla söyle dedim, oldu mu? Hiç olmadı. Bak birazdan kapatacağım, daha fazla şey söyleyeceğim bana. Evet. Yani buradaki çektiğimiz video, inanın bana, eksiği var, fazlası yok yani. Aynen. Yani bunu net şekilde görelim hale. Evet, bütün Enes halkına, Edirne halkına, bütün Trakya'ya selamlarımı iletiyorum ben buradan. Çok teşekkür ederim. Bu tarlanızı gezdirdiniz. Bereketli yıllar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun.